Selamlar herkese. Smart Rehberinizin bu bölümünde Merkür'ü anlatacağım. Roma mitinden fiziksel hasar suikastçı olan Merkür, mobil ve hasarı yüksek bir tanrı. Pasifiye yaşayan en hızlı tanrı. Her birim hareket ettiğinde %0,08 hareket hızı kazanıyor. Maksimum %40'a kadar birikebiliyor bu. Ayrıca bir de şöyle bir özelliği var. Merkür, eşyalardan ve yeteneklerden edindiği, kazandığı o ek hareket hızının %25'i kadarında fiziksel güç olarak ek fiziksel güç olarak kazanıyor. Yani şu an benim 503 hareket hızım var ya, işte onun %25 kadarını değil, aldığım yeteneklerimden veya eşyalardan aldığım hareket hızının %25 kadarını bana ek fiziksel güç olarak veriyor. Birinci yetenek gösteriş yap. Belirleyen alana hasar veriyor. Bu hasar kritik vuruş yapabiliyor ve eşya etkilerini tetikleyebiliyor. Ama düz vuruş etkilerini tetiklemiyor. Yani eşyaların düz vuruş etkilerini değil de yetenekle tetiklediğimiz, etkilediğimiz şeyleri yapıyor. Bunu da şöyle göstereyim. Şöyle bir alanı var. Şu alana hasar veriyor. İleriye şöyle atıyorum. Oraya gidip geliyor böyle. Gidip hasarını verip geliyor böyle kısa bir sürede. Ayrıca tabii bunu attığımızda böyle hareket de edebiliyoruz. İkinci yetenek maksimumuz. Bunun iki tane özelliği var. Biri pasif, biri aktif. Yani pasif özellik dediğimiz yeteneği böyle tıklayıp kullanmadan bile oyun boyunca elimizde olan bir şey yani güçlendirme. Bu bize hareket hızı veriyor. Hareket hızını da bakalım. %2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. Yeteneği ne kadar güçlendirirsek yani. Aktifleştirdiğimizde bu yeteneği de bize saldırı hızı veriyor. Saldırı hızı da %30, 40, 50, 60, 70 diye gidiyor. Ayrıca aktifleştirdiğimizde yavaşlatmalardan yani üzerimizdeki yavaşlatma etkilerinden arındırıyor. Ve 5 saniye boyunca bağışıklık kazandırıyor. Yani bu 5 saniye boyunca dediğim bu yeteneğin etki süresi 5 saniye. Yani hem 5 saniyelik yavaşlatma bağışıklığı da kazanıyoruz hem 5 saniyelik saldırı hızı kazanıyoruz yani. İkinci yeteneği de şöyle göstereyim. Ve bunu böyle etkinleştiriyorum. Saldırı hızı kazanıyorum. Hareket hızım zaten vardı. Üçüncü yeteneğimiz özel teslimat. İleriye doğru atılıyor. Minyonlara hasar verip onları deviriyor. Ve çarptığı rakip tanrıyı yakalayıp çevirip belirlediği bir yere atıyor. Bu rakibi çevirirken de hasar veriyor bu arada. Şöyle bir menzili var 55 birim. Atıyorum, rakibi çeviriyorum. Şöyle belirlediğim alana fırlatıyorum. Yani o an nereye bakıyorsak oraya fırlatıyoruz. Çevirirken böyle hasar veriyorum. Gördüğünüz gibi 33-33 tık hasarı veriyor. Ve belirlediğim alana da fırlatıyorum. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz ses patlaması. Enerji toplayıp atılma menzilini uzatıyor. Atılınca bu alandaki çarptığı rakiplere hasar veriyor. Sersemletiyor ve rastgele yönlere döndürüyor. Bu da şöyle bir şey. Basıyorum. Gördüğünüz gibi menzilimiz bayağı uzuyor. Bir hayli uzuyor. Şu üç rakibe deneyeyim mesela. Bir süre sonra atılıyoruz. Böyle dönüyorlar ve mesela ben buraya bakıyorum ya. Karşıdaki Merkür bana ulti yaptı. Ben böyle döndüm döndüm döndüm. Sonuç başka bir yere bakar bir şekilde buldum kendimi. Hani insan rakip bir afallıyor yani. Öyle bir şey var. Etkisi var. Aynı zamanda sersemletiyor rakibi zaten. 1,5 saniyelik bir kitle kontrol uyguluyor rakiplere. Bir de şöyle hareket eden rakibe deneyelim. Attım gördüğünüz gibi şöyle 1,5 saniye boyunca kendinden geçti. Merkür'e eşya olarak şunları öneriyorum. Fiziksel hasar için, fiziksel güç için savaşçı tabii alabilirsiniz ama genellikle hani kanatlı ayakkabı alan da var. Bu hem base'den üstümüzden çıkınca %20 hareket hızı veriyor 7 saniye boyunca süren. Yani daha hızlı oraya buraya gidebiliyoruz. Pasifi bu. Hem de diğer ayakkabılar %18 hareket hızı verirken bu %25 hareket hızı veriyor. Ki hareket hızı Merkür için çok önemli bir özellik. Aceleci katanayı şiddetle öneririm. Bunun nedeni de bu eşya ile bu eşya sayesinde düz vuruşlarımız bize hareket cezası vermiyor. Yani düz vuruş yaparken böyle yavaşlamıyoruz. Normal hızımızda devam ediyoruz ve böylece daha fazla hasar vermiş olabiliyoruz. Daha çok hasar veriyoruz. Öfkeyi ve ölüm getireni kritik kasmak istiyorsanız almanızı öneririm. Titan felaketini de yine karşıda tanklar varsa alabilirsiniz. Taş kesen kılıcı da ya Merkür hasar vermek için genellikle rakibin dibinde olması gerekiyor. Bu yüzden de taş kesen kılıcı da alabilirsiniz. Yani yakın dövüş saldırılarımız, düz vuruşlarımız düşmanın fiziksel korumalarını azaltıyor. Yani yine karşıda tank varsa Titan'ın felaketin yanında bunu da alabilirsiniz. Can çalma için, defansif bir eşya için de yine kan getireni alabilirsiniz. Rüzgar şeytanını da kritik eşyalarınıza ek, öfkeyle ölüm getirene ek alabilirsiniz. Bu da eğer kritik vurursak saldırı hızımızı ve hareket hızımızı arttırıyor. Ki hareket hızı da bizim için çok önemliydi biliyorsunuz. Çok önemli bir eşya oluyor bu yüzden bu.
Daha defansif eşyalar olarak da magi pelerini ve uyumsuzluk pelerini alabilirsiniz. Merkür hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.